Evet sevgili dostlar, bugünkü videomuzun konusu irade nasıl güçlendirilir? Yani irade nedir? İstektir. Yapabilme gücüdür. Yapabilme gücüdür. O zaman bunu nasıl güçlendirebiliriz? Yani bir noktada yaratma gücünü, hani diyoruz ya, yaratıyoruz. Bunu güçlendirecek bir formül var mı? Yani nasıl daha iradeli oluruz? Nasıl daha güçlü olabiliriz? Nasıl daha sebatlı olabiliriz? Nasıl daha başarılı olabiliriz? Devamlılık kazanabiliriz? Bunu anlatacağız. Ya tabii benim her zaman söylediğim gibi bu bilinçaltı programlamayla ilgili bir şeydir. Eğer siz çocukluktan beri yani negatif olarak yetiştirildiyseniz, ya işte sen bunu yapamazsın, sen şöylesin, sen böylesin, o zaman sizde bu yapabilme gücü düşüktür. Ama farklı bir yetiştiriliş tarzından geliyorsanız, sen yaparsın, sen yaparsın, sen yeteneklisin, sen çok zekisin, işte yaptığı zaman yaptığı şeye pozitif bir, nasıl söyleyeyim, takdir, beğenilme, bunları vurguladığımız zaman o kişi büyüdüğü zaman zaten irade gücü üst seviyededir. Biz bunu mantramızda bilinçaltındaki programları değiştiriyoruz. Yani daha önceden işte yapılmış o programlamalar var ya, negatif programlamalar. Sen yapamazsın, sen salaksın, sen aptalsın, senin bunu beceremezsin, sen zaten beceriksizsin gibi. Yani daha önceden programlanmış karakterler çevremiz ve yakınlarımız tarafından belli bir süre sonra artık karakterimiz oluyor. Ve biz kendimizi öyle kabul ediyoruz. Zaten bize diyorlar yani. Demek ki doğru. Annem diyorsa, babam diyorsa ben beceriksizim, ben bir şey beceremem. Bu sizin dilinize de dolanıyor artık. Kendinize güveninizi kaybediyorsunuz. Onun için ben bunu güçlendirmek için önerebileceğim en iyi yöntem bilinçaltı programlarını değiştirmektir. Bunun için de en iyi yol mantra yazmaktır. Bizim mantramız zaten bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz derken her konuda bir yükselişi anlatıyor. Bir yukarı çıkışı anlatıyor. Bir gelişmeyi anlatıyor. Bunun ışığında eğer yolumuza devam edersek, sonra bize göstereceği yollardan ilerlersek yapabilme gücümüzü artırabiliriz. Zaten yapabilmek için zaten bir kere iki kere başarılı olduktan sonra elinde de somut sonuçlar olduktan sonra o özgüvenin geliyor ve sen artık gözü kapalı yapabiliyorsun. Gözü kapalı sadece istemek yetiyor sana. Dolayısıyla irade gücünü arttırmak için, kuvvetlendirmek için istekli, sebatlı olmak lazım, devamlılık lazım, pes etmemek lazım. Yani sonuna kadar gitmek lazım. Ve kendinin farkında olmak lazım. Nedir, ne değildir, benim eksiğim budur, bunu nasıl geliştirebilirim, kendimi nasıl geliştirebilirim? Bunu kendi kendine soran insanlar başarılı olurlar, iradelerini güçlendirebilirler. Ve istedikleri her şeyi hayatlarına çekebilirler. Kesinlikle çekebilirler ama her şeyin başı özgüven, iradeli olmak, sebatlı olmak, devamlı olmak, sabırlı olmaktır.